Türkiye F-35'ler için Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hukuki girişimlere başladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraklerinden Savunma Sanayi Teknolojileri Anonim Şirketi harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak girişimlerle Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki hakları korunacak. Bu kapsamda stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold Porter'la anlaşma imzalandı. Uluslararası hukuk şirketi ile savunma sanayi teknolojileri arasında yapılan anlaşma, bugüne kadar doğan hakların aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor. Türkiye'nin program dışında bırakılmasıyla resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmedi ve bunların bedelleri de geri ödenmedi. Anlaşma bu kapsamda Türkiye'nin hukuki haklarının peşinde olacağı söylemi doğrultusundaki girişimlerin bir parçası olarak hayata geçirildi. Türkiye'nin programa dönmesi veya dışında kalmasıyla bu girişimden bağımsız değerlendirme ve kararlara bağlı olarak şekillenecek. Emekli hava pilot tüm General Beyazıt Karataş, gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. 1. F-35 projesine geri dönmek veya paranızı kurtarmak için 750 bin dolar lobi hizmeti yetmez. 2. F35 programına Türkiye şimdi dönmek istese ve kabul edilse bile en erken 2025'te ilk uçağını alabilir. 3. MMU TF-23 önceliğimiz devam etmelidir. 4. Aşırı sevinenlere duyurulur.